Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Aralık ayındayız ve yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Biz de ne yapalım dedik. Doruk'la birlikte yılbaşı ağacımızı süsleyelim dedik. Değil mi Doruk? Evet, hikaye tabii ki okuyacağız ama hikayeden önce yılbaşı ağacımızı Doruk'la birlikte süsleyelim, değil mi? Evet, o zaman hadi bakalım, süslerimiz de burada. Bakalım nasıl bir yılbaşı ağacı olacak? Doruk'cum, süslemeye başlıyoruz. Al bakalım. Hadi bakalım, bunu takalım Doruk'cum. Hadi sen de tak bakalım. Ay, çok güzel olacak. Kırmızı topumuz var. Ben de bunu buraya takacağım. Küçük bir davul da var bunun. Buraya koymak istiyorum. Aa, bunu da buraya takalım. Hadi Doruk'cum, sen de tak. Bunu da buraya takalım. Doruk'cum, ben yapıyorum ama sen geç kaldın. Hadi Doruk. Hadi anneciğim, gelsene. Evet, Doruk'un düdük daha çok hoşuna gitti. Anneciğim bak, bu senin hediyen olsun. Arkadaşlar çok eğlenceli. Sizler de annelerinizle, babalarınızla böyle süslemeler yapabilirsiniz. Evet, bunu da buraya asalım bakalım. Hadi Doruk'cum, koy bakalım. Hadi koy buraya. Hadi bakalım. Bunları da buraya koyalım. Aa, Doruk bana hediye verdi. Teşekkür ederim. Evet. Koyalım. Böyle koyalım. Doruk bana hiç yardım etmiyor. Hepsini ben yapıyorum Doruk. Doruk şapka takma peşinde. Aa, bunu da şöyle yapalım. Bence güzel oldu Doruk. Ha, Doruk bu şapkayı takacakmış. Gel takayım, gel. Gel. Evet, Doruk'un şapkası var. Ne varsa düşmez. Arkadaşlar, siz yılbaşına hazırlık olarak neler yapıyorsunuz? Mesela böyle güzel ağaç süslemeleri yapıyor musunuz? Doruk'cum, yeni yıl bize mutluluk, huzur, sağlık getirsin, değil mi? Umarım arkadaşlar size de yeni yıl mutluluk, sağlık, huzur getirir. Bizim yeni yıl ağacımız bitmek üzere. Düştü. Evet, hepsini ben yaptım ama Doruk bana çok fazla yardım etmedi, değil mi Doruk'cum? Bitti mi? Bitirdik mi? Zihnimiz de var. Evet, bunu da buraya koyalım. Evet, ağacımız bitti. Umarım yeni yıl ağacımızı beğenmişsinizdir. Ah, bir şey unuttuk. Onu yapmamız lazım Doruk. Bunu unuttuk. Işıklarımızı da yaktık. Ne kadar güzel.
arkadaşlar. Çam ağacımızı süsledi. Şimdi sırada ne geldi? Hikayemize bunlar geldi. Ne seçtim sizler için? Çiçi'nin Gemisi adlı güzel bir hikayeyi seçtim. Beni devamlı takip edenler bilirler. İlk videomu yine Çiçi'nin serisinden İyiliksever Çiçi adlı kitabını okuyarak başlamıştım. Demek sen ne yapıyorsun? Sen de bu tarafa gel ki görün. Evet, bunların süsleriyle oynuyor. Tabii ki parçalamakla meşgul. Neyse, evet sevgili arkadaşlar, şimdi ise Çiçi'nin Gemisi adlı hikayesini okuyacağım. Hadi bakalım, herkes yerini alsın. Şimdi başlıyoruz. Çiçi'nin Gemisi. Sıcak bir günmüş. Çiçi dereye gitmiş ama yüzmemiş. Sadece ayaklarını suya sokmuş. Böylece serinlemeye çalışmış. Bu sırada kıyıda zıplayan balıkları görmüş. Balıklar Çiçi'yi tanıyormuş. İyiliksever Çiçi, bizi suya atar mısın? Oynarken fazla zıpladık, karaya düştük demişler. Çiçi balıkları alıp birer birer dereye atmış. Suya ulaşan balıklar kendilerine gelmişler. Evet be, dünya varmış demişler. Hayatı su içinde geçiyormuş. Sudan başka bir yerde yaşayamazlarmış. Bir süre suda yüzüp eğlenmişler. Bir gün Çiçi bahçede el işi kağıtlarından çeşitli şekiller yapıyormuş. Kağıttan uçak yapmış, uçurmuş. Kağıttan kuş yapmış, kaçırmış. Kağıttan gül ağacı yapmış, dalına bülbül koydurmuş. Bu sırada babası yanına gelmiş. Çiçi, istersen sana kağıttan gemi yapayım demiş. Çiçi, isterim babacığım, isterim. Kağıttan gemi isterim demiş. Babası Çiçi'ye kağıttan gemi yapmış. Fakat bu geminin ne kaptanı ne de tayfası varmış. Çiçi, gemiyi alıp dereye gelmiş. Yelkenleri açmış, gemiyi suya bırakmış. Kendisi de gemiye binmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dalga dalga yol almış. Sonunda bir çağlayanın bulunduğu yere yaklaşmasın mı? Çiçi çok korkmuş. Çiçi, Çiçi'nin yol durumda olduğunu görmüş. Çiçi, ileride büyük bir çağlayan var. Oraya varmadan gemiyi durdurmalısın. Ya da gemiyi terk etmelisin demiş. Çiçi ne gemiyi durdurabiliyormuş, suya atlamaya cesaret edebiliyormuş. Balıklar Çiçi'nin içinin bağırışlarını duymuşlar. Başlarını sudan çıkarınca Çiçi'nin tehlikede olduğunu görmüşler. Balıklardan biri, arkadaşlar Çiçi zor durumda, iş başa düştü. Gemiyi tutup sahile kadar taşımalıyız demiş. Balıklar gemiyi taşımaya başlamışlar. Çiçi olanlara önce inanamamış. Gemi akıntıdan kurtulmuş. Sahile doğru gidiyormuş. Gemi sahile gelince balıklar ortaya çıkıp Çiçi'ye el sallamışlar. Çiçi geminin sahile nasıl geldiğini o zaman anlamış. Balıklara teşekkür ederim demiş. Hikayemiz burada bitmiş Doruk'cum. Evet arkadaşlar, ne anlıyoruz? Her zaman için iyilik yapın ki iyilik bulun. Önce balıkların yardıma ihtiyacı vardı. Çiçi onlara yardım etti. Daha sonra da Çiçi'nin başı derde girince balıklar Çiçi'ye yardım etti. Doruk'cum, sen beni dinledin mi? Aha, dinlemiş. Umarım dinlemişsindir. Sen süsleri parçaladın. Değil mi anneciğim? Evet, görebiliyorum. Şu an her yer paramparça. Siz görmeyin bence. İşte videomuzun sonuna geldik. Önce çok güzel bir ağaç süsledik. Çok güzel oldu ağacımız. Sonra da... Anne. Efendim anneciğim. Sonra da çok güzel bir hikaye okudum size.
kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ben şurada basarsanız sizi çok mutlu edersiniz. O zaman şimdilik hoşça kalın. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.